Off the Record'a hoş geldiniz. Bu bölümün konuğu Doğan Satmış, gazeteci Doğan Satmış. 40 yıllık bir gazeteci Doğan Satmış. Ve Türkiye'de medya ombudsmanı dediğimiz alanın ilk temsilcilerinden biridir. Hürriyet'in ilk medya ombudsmanıdır kendisi. Biyografisini uzun uzun konuşacağız ama önce ben kendisine hoş geldin diyeyim. Doğan Bey, nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Davet ettiğin için. Rica ederim. Ne Teşekkür demek? ederim. Davet ettiğin Neler için. yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor zamanlarınız? Vallahi kitap yazıyoruz. Şimdi bir gazeteci boş durunca ne yapar? Kitap yazar. Ben de işte bol bol kitap yazıyorum. Son 2 yıl içinde 3 yeni kitabım çıktı. Bir iki kitap üstünde de çalışıyorum. Hatta 3 kitap üstünde çalışıyorum. Şimdi giriş yaparken şöyle bir şey söyledim. 40 yıllık gazeteci olduğunuzdan bahsettim ama bunun altını Doğrudur. biraz doldurayım istiyorum. Çok kısa. 1981 yılında Anadolu Ajansı'yla başladınız gazeteciliğe. Sonrasında Doğru. Günaydın, Bugün gazeteleri, Hürriyet. Hürriyet'te hatta yazı işleri müdürlüğü yaptınız. En başta da söylediğim gibi Hürriyet'in ilk okur temsilcisi, ombudsmanıydınız. Doğru. Öte yandan Sabah, Habertürk ve Cumhuriyet gazetelerinde çalıştınız. Zaten sizinle tanışmamız da Habertürk'ten sonraki süreçte oldu. Ve belki de meslek hayatınızın en hararetli dönemlerine o yıllarda şahit oldunuz. Bu benim kişisel düşüncem ama size soracağım tabii ki. Biraz anlatır mısınız? Yani 1981 yılı, ben hayatta bile yokmuşum o zamanlar. Yani nasıl bir gazetecilik ortamı vardı? Ve şimdi, yani daha doğrusu ana akım bıraktığınızda neler değişmişti? Bir defa o zaman 12 Eylül dönemiydi. Hı. 12 Eylül dönemi olduğu için ağır bir sıkı yönetim koşulları vardı. Ben Anadolu Ajansı'ndaydım. Anadolu Ajansı da devletin ajansıydı. Hı. Dolayısıyla biz hiçbir şey yazamıyorduk. Anadolu Ajansı'nın Cağaloğlu'ndaki bürosunda bir duvar olduğu gibi sıkı yönetimden gelen yasak telefonlarından oluşan notları içeriyordu. Tepeden tırnağa böyle notlar vardı. Bu haber yazılmayacak, bu haber yazılmayacak, bu haber yazılmayacak. Hatta o hale gelmişti ki bir olay olduğunda biz olayın peşine gitmektense, çünkü muhabir olarak kalkıp bu olayı araştırmamız lazım. Araştırmıyorduk, açıyorduk sıkıntıma. Ya böyle bir olay oldu, haberiniz var mı? Aa yok, ne olmuş falan. Valla işte böyle diyorlar. 5 dakika sonra onlar arardı. Böyle bir şey olmuştur. Bu haber yasaktır diye. Onu da o yasağa koyardık. Dolayısıyla hiç Kötü. ajanstan çıkmadan suya sabuna dokunmayan haberleri yazardık. Sonra Türkiye o dönemi açtı. Darbe dönemini Türkiye açtıktan sonra daha gazetecilik yapılır bir döneme doğru ilerledik doğal olarak. Ama işte bu 40 yıllık yaşam içinde görüyorum ki gazetecilik böyle bir inişler, çıkışlar, inişler, çıkışlar gösteriyor Türkiye'de. Bizde de işte gazetecilik işte 12 Eylül'de dibe vuruyor. Sonra biraz özgürleşiyor. Sonra işte 28 Şubat'ta tekrar sıkıntılar başlıyor. Sonra iyileşiyor. Şimdi AKP döneminde gene dibe vuruyor. Böyle bir es çizerek devam ediyoruz. O Ama ilk basını hep sıkıntılıydı. Şimdi en sıkıntılı dönemlerinde gördüğüm kadarıyla. zaman siz 12 Eylül döneminden örnek verdiğinizde ben de aynı şeyi düşündüm. Aslında pek farkı yok şu an yaşadığımız. Yani bir darbe döneminin içinde değiliz fiili olarak belki ama yani resmen öyle bir dönem yaşıyormuşuz gibi bir algı var. Yani devletin rahatsız olduğu, iktidarın rahatsız olacağı herhangi bir haber yaptığımızda ya da tweet dahi atsak, bırakın haber yapmayı, anında bir soruşturma açılıyor ve anında susturma girişimi. Evet, şimdi öyle. Şimdi tabii o zamana göre daha farklı bir durum da var. Nedir? Bence. Türkiye gazetecilerin tutuklu gazeteci sayısı açısından bayağı bir kötü durumda. Yani dünya basın özgürlüğü listesinde Türkiye çok alt sıralara gitti. Evet. Bunlar daha önce böyle olmamıştı. Yani şimdiki nispi olarak daha olumsuz bir dönem yaşıyoruz şu anda. Evet, uluslararası Tabii bir de işsiz camiada. gazeteciler. Tabii. Evet, işsiz gazeteci sayısı çok artmış durumda. Ana akım medya tamamen yok olmuş durumda. Ana akım medya organları
kan kaybetmiş durumda. Çok sayıda gazeteci işsiz kalmış durumda. Sizin kuşaktaki gazetecilerin de bu dönemde bir payı yok mu sizce? Yani onların yaptığı hataları, ceremesini biz çekiyor olabilir miyiz acaba şu an? Tabii ki gazetecilik olarak bazı hatalar yapılmış olabilir. Bunu itiraf etmek lazım. Yani ben mesela 28 Şubat döneminde gazetecilik açısından önemli hatalar yapıldığının farkındayım. Yani gazeteciler gazeteciliğin faaliyetinin dışına çıktılar bir ne gibi? Mesela daha somutlaştırabilir miyiz bunları? Yani o 28 Şubat döneminde hükümetin iş başındaki hükümetin devrilmesi için bir takım gazetecilerin gazetecilik dışı faaliyetlerde bulunduğunu hep işte tartışıyoruz. Yani ama kesin olması gereken şu: gazeteciler gazetecilik yapmalı. Gazeteciliğin dışında bir faaliyette bulunduğunuz zaman siz o zaman işte siyasete dalmış oluyorsunuz ya da işte başka alana dalmış oluyorsunuz ve sonuçta sağlıksız bir ortam ortaya çıkmış oluyor. Ama Türkiye'de maalesef hiçbir meslek grubu kendi içindeki kötüleri elemeyi başaramıyor. Bu sadece gazeteciler için değil, bütün meslek grupları için geçerli. Türkiye'de siz çok kötü siyasetçi olsanız da 50 sene kalıyorsunuz. Rüşvetçi siyasetçi olsanız da 50 sene kalıyorsunuz. Aynı şekilde çok kötü gazeteci olsanız da 50 sene kalıyorsunuz. Hiç o sizin omurganıza bağlı olarak sürüyor gidiyor. Ama sağlıklı dünya örneklerine bakınca eğer bir gazeteci kötü bir gazetecilik faaliyetinde bulunmuşsa gazeteciliği artık yapamaz hale getiriyorlar başka ülkelerde. Bu politikacılar için geçerli. Bilim adamları, akademisyenler sayın sayabildiğiniz kadar. Yani bir mimarın yaptığı bina çökmüşse o mimara artık mimarlık yaptırmıyorlar. Bizde bu hiçbir meslek dalında olmadı. Tersine suç işleyeni alkışlama, suç işleyeni övme, suç işleyeni aferin işi biliyor diye pohpohlama geleneğimiz var. Bunu bir türlü atamadık. Dolayısıyla kötü gazeteci olarak hayatının sonuna kadar yazmaya devam edebiliyor yani. Hiçbir sıkıntı yaşamadı. Peki, aynı Doğan şey Bey. Siyasetçi için de geçiyor. Peki Doğan Bey, yani şu an acilen emekli olması lazım dediğiniz isimler var mı medyada? Yani her gün kendini tekrar eden, her gün aynı şekilde yazan bir takım gazeteciler olduğu ortada. Ama hiç önemli değil, yazmaya devam ediyorlar ya da işte yani topluma bir şey vermeden yazmaya devam ediyor. Ben yazmalarında hiçbir sakınca görmüyorum. Yazsınlar ama topluma bir şey versinler, bir takım toplumun çıkarlarını savunsunlar, bir takım faaliyetlerde bulunsunlar. Bakın meslek örgütlerine bakın. Meslek örgütünün başındaki kişiler 50 yıldır orada oturan insanlar, yeter artık. Meslek örgütlerinin biraz daha gençleştirilmesi lazım. Ben öyle düşünüyorum. Daha dinamikleştirilmesi lazım. Çok özür diliyorum ama gazeteciler cemiyetinde ben gazeteciler cemiyeti yönetim kurulunda da bulundum. Bundan 10 yıl önce. 10 yıl önce bugünkü başkanın işte ben 6 ay sonra bırakacağım dediğini biliyorum. Aradan 6 ay geçin, 10 sene geçti, hala oturuyor. Hiç sıkıntı yok. Yani bir 10 yıl daha dayanabilir ve miyiz? Bir şey daha acaba bilemiyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Onun yanındakiler de, yönetim kurulundakiler de biliyorlar bu benim bildiklerimi. Onlar da 6 ay sonra gidecek diye bekliyorlar ama 10 yıl oldu. Hala yani haklı bir isyan o zaman. Yani isyanımız Doğan Bey. Bilemiyorum. Peki. Doğan Bey, şimdi siz böyle bahsettiniz ya güzel güzel işte gerçi güzel şeylerden konuşmuyoruz pek ama şu an o dönem işte yapılan hatalardan vesaire. Peki sizin şahsi olarak mesleki anlamda hangi hatalarınız oldu sizce? Yani bugün olsa şunu asla yapmazdım diyeceğiniz neler var? Yöneticilik de yaptınız çünkü siz. O yüzden bu soruyu soruyorum. Ya gazetecilik günlük yapılan bir iş. Günlük yapıldığı için birçok hata yapıyor. Yani hiç ben Guardian gazetesine gittim, yazdım. Guardian gazetesinin karşısına bir müze koymuşlar. Aynı caddede bir tarafta gazete var, bir tarafta müze var. Müzeye girince Guardian gazetesi de bu arada tam 200 yaşını kutladı bugünlerde. Yani bu ay. Evet. Bu hatalarını şimdi kendilerine dünyaya duyurdular da o müzede zaten müzeye girdiğiniz anda yukarıdan aşağı böyle pankartlar asıldı değişik
tarihlerde yapılmış hataları gösteriyor. Çocukça hatalar yapmışlar 200 yıl içinde. Şimdi her gün gazete çıkınca 200 yılda 200 çarpı 365 binlerce gün ediyor. Binlerce sayfa gazete ediyor. On binlerce, milyonlarca haber ediyor. Evet. Bunların içinde çok hata olması gayet doğal. Önemli olan hata yapmak değil zaten. Gazetecilikte bizim yani yazı işlerinde genel olarak konuştuğumuzda söylediğimiz bir şey vardı. Hata yapmak önemli değil. Hatanın farkına varıp bu hatanın da oranının düşük olması önemli. Yani sürekli yapmayacaksınız. Bir de hatanızı fark edince zaten gazetecilik de bir şeffaf meslek olduğu için hatanız için özür dileyeceksiniz. Muhtemelen tabii ki ben de hata yapmışım. Bu dediğim gibi günlük bir iş olduğu için geride bırakıp ileriye bakmak gerekir. Hatadan dolayı da özür dilemeyi bilmek gerekir. Onun dışında hayır ben hata yapmadım desek yanlış tabii ki. Peki, siz Sabah gazetesinde de çalıştınız uzun süre. Ben sabahın çıkışında da bulundum. Çıkışında muhabirdim. Çıktığı yıl yani 1985'te. 2006 yılında da yayın yönetmen yardımcısı olarak gittim Sabah tekrar. Evet. 2,5 yıl daha çalıştım. Evet. Şimdi öncelikle tabii şunu söyleyeceğim. Bu iki konu yani Sabah ve Habertürk konusu sizinle uzun uzun konuşmam gereken bir konu. Bu Tamam. röportaja sığmayacaktır. O yüzden mümkün olduğunca önemli kısımlarını sığdırmaya çalışacağım. Nedeni şu, siz benden daha iyi biliyorsunuz aslında. Bir kere işte havuz diye tabir edilen bir medya ortamı var ya işte Türkiye'de. Özellikle şu an yeni nesil gazeteciler ya da iletişim fakültesi öğrencileri havuz medyası dendiğinde belki de bir bölümü tam olarak ne demek istediğimizi bilmiyorlardır ya da anlayamıyorlardır. Aslında havuz medyası dediğimiz şeyin oluşmasının en büyük merkezidir Turkuaz Medya. O dönemde yapılan satıştır. Siz o satış döneminde gazetede miydiniz? Sabahta mıydınız? Evet. Evet. Ben sabahın yayın yönetmen yardımcısıydım. Yayın yönetmen. Evet. Şimdi dediniz ya kuruluşundan itibaren oradaydım diye. Kuruluşundan bulundum sonra ayrılmıştım. Evet. Ayrıldım evet. Geri. Ama biliyorsunuz sonuç itibariyle ben Tabii. İşte bu konuları çalışırken Sabah'ın çok eski bir reklam filmini buldum. Ve tabii işte Sabah gazetesinin o ilk zamanlarında da tabii çocuktuk biz. Hani o ilk anlarından bahsediyorum. Bambaşka bir gazeteydi Sabah. Tabii Sabah gazetesi çok iddialı ortaya çıktı ve evet. 1985'te kurulduğunda işte biliyorsun Dinç Bilgin İzmir'den İstanbul'a gelerek Rahmi Turan'la birlikte gazeteyi kurdu. Ve gazete ilk çıktığı andan itibaren çok sevildi ve 500 bin civarında bir satış rakamına ulaştı. Biz birinci yılın tamamlandığı gün ayrılıp Rahmi Turan'la birlikte Günaydın Gazetesi'ne gittik. Sonra Sabah kendisini daha da geliştirdi yeni ekibiyle birlikte. Ve bizim ayrılmamızdan sonra biz zaten ayrılıp 2-3 yıl sonra Hürriyet'e geçtik. Sabah da bu arada kendini çok geliştirdiği için 1990'lı yıllarda iki gazete kaldı ortada. Hürriyet ve Sabah birbirleriyle yarışan. İkisi de birer milyonluk satış rakamlarını aşan iki gazete olarak Türk basının öncüsü oldular. Evet. Her açıdan öncüydüler. İkisi de hem teknik açıdan hem iyi gazetecilerin istihdam edilmesi açısından. Tabii o da çok önemli. Yani çok önemli gazetecileri yetiştirdi. Ancak o dönemde bir takım hatalar da yapıldı. İşte bir ne gibi? Mesela o dönemde iki medya grubu anlaşıp benden çıkan sana gelmesin diye böyle gazetecilerin transfer olmasını engelleyen hangi medya grubuyla? Hem Doğan grubu hem işte Dinç Bilgi'nin Sabah grubu. Böyle bir takım anlaşmalar yaptılar. Dolayısıyla gazetecilerin serbestçe dolaşımını engellemek için transfer olup başka yerlere gitmesini engellemek için bir takım gizli anlaşmalar yaptılar. Sonuçta medya dünyasının sahipleri medyayı bırakıp banka sahibi olmaya başlayınca tehlike çanları çaldı. Hem Dinç Bilgin hem Aydın Doğan banka sahibi oldu. Şimdi işin içine medya patronları banka sahibi olunca
patronajın öncelikleri değişebiliyor. Onun sıkıntısını da zaten Sabah grubu yaşadı. İşte bankasına el konulunca Sabah grubu ortada kaldı, sahip değişti. Biz Sabah gazetesine gittiğimizde, ben Hürriyet'ten 2006 yılında ayrılıp Sabah gazetesine gittiğimde Turgay Ciner'de ve Dinç Bilgin'deydi. Ortaktılar. Ancak Dinç Bilgin bir sözleşme ortaya çıkarınca, işte satış sözleşmesi, sözde Ciner'le aralarında böyle bir sözleşme varmış. TMSF bunu bahane ederek gazeteye el koydu. Ve sonra da gazetenin satışı söz konusu oldu. Bir günde TMSF başkanını karşımızda patron olarak bulduk. Mesela o hakikaten enteresan bir olaydır. Biz gazetenin işte yayın yönetmeni Fatih Altaylı, ben de yardımcısıyım. Ertesi gazeteye pazar günü ayak koydular. Pazartesi günü TMSF Başkanı Ahmet Ertürk bizi toplantıya çağırdı. Bir gün önce bizim haber kaynağımız olan işte Ahmet Ertürk bir anda karşımıza patron olarak oturmuştu. Şimdi bu sağlıklı bir yapı değil. Bir gazetenin bu şekilde el değiştirmesi sağlıklı değil. Sonuçta da işte biliyoruz, o gazetenin satışı söz konusu oldu. Satıştan sonra Çalık grubu satın aldı orayı. Çalık grubu satın aldıktan sonra Çalık grubu satın aldıktan sonra gazetenin para kazanmadığı, kazanmayınca da satmak istedi. Çalık grubu satmak isteyince ortaya havuz olayı çıktı. Bir havuz oluşturuldu ve iddialara göre o havuz... Birkaç iş insanı bir araya gelip bir havuz oluşturup oraya para aktarıp... Şimdiki sahiplik ortamı oluşturuldu. Evet, bunlardan biri de Ömer Faruk Kalyoncu'ydu. Evet, beş grup vardı. Beş grup bir araya geldiler. Zirve aile var yine. Bugünkü yapı oluştu ancak... Gazetelerin bütün dünyada da görüyoruz. Yani Guardian gazetesini işte az önce örnek verdi. 200 yaşını bastı ve hala bütün dünyada saygınlığını çok koruyan bir gazete. Üstelik de işte gazeteler çok satmıyor, para kazanmıyor filan derken Guardian gazetesi hem dijitalde hem işte aboneleriyle çok kendini sürdürebilen, büyütmeye başarabilen, para kazanabilen bir müessese. Nasıl oluyor bu? Verdiği güvenle. Bütün dünya inanıyor. Guardian gazetesi bir şey yazdıysa doğrudur diye. Daha basit bir şey söyleyeyim. Haber yaptığı için olabilir belki de Doğan. Tabii. Haber yaptığı için aynen. Yazdığı ne varsa doğrudur deniyor. Hı-hı. Ve her şeyi de yazarlar diye bakılıyor. Hı-hı. Şimdi bu bir gazete için tam tersine dönüşünce o zaman da ne oluyor? O gazeteye kimse yazdığına inanmıyor. Zaten onlar da haber yapmamaya başlıyorlar. Ve bugünkü ortam oluşuyor. Yani siz bir gazetenin sahibini değiştirip o gazetenin eski itibarını korumasını beklemeyin. Sahibi değişir. O gazete eğer çizgisinden şaşarsa itibarından da kaybeder. Bunu şimdi çok iyi yaşıyoruz. İşte, maalesef bütün medya bu durumda. Maalesef işte dedim ya 1985 yılında kurulduğunda bambaşka bir gazete vardı. Bir reklam filmi var Sabah gazetesinin. Reklam filminde diyor ki sahibinin sesi olmak için kurulmuş olsaydık işte sabah olmazdık biz diyor. Böyle bir ifadesi var. Yani düşünebiliyor musunuz? O yıllarda kendisi için böyle gururla bir reklam filmi hazırlayan bir gazete bugün sahibinin sesi konumuna gelmiş. Gerçekten trajikomik bir hikaye. Çok küçük o dönemi konuş bitmez. Ben izniniz olursa sonra yine sizi bu konularla ilgili rahatsız edeceğim. Çünkü bu konuları ben konuşmaya devam etmek istiyorum. Bugünleri daha iyi anlayabilmek için. Peki sizin ayrıldığınız dönemde nasıl bir ortam vardı? Yani ben 2008 yazında ayrıldım oradan. Serhat Albayrak grup başkanı olmuştu. Çalık grubundaydı gazete henüz. Serhat Albayrak grup başkanıydı. Biz Habertürk çıktığı için, Habertürk'ü çıkarmak için daha doğrusu. Ben de işte Fatih Altaylı. Fatih Altaylı ve Ciner'e söz verdiğim için ayrıldım. Gidip o gazeteyi çıkardık. Dolayısıyla o dönemde henüz böyle bir yapı yoktu. Gazete gene işte eski yapısını sürdürüyordu. Ama tabii yeni bir kadrolaşma söz konusuydu. İşte biz Habertürk kurulurken Sabah gazetesinden de bazı arkadaşlar geldiler Habertürk'e. Hatta diğerleri de gelmesin diye
O yönetim o dönemde birçok oradaki gazeteci arkadaşımıza maaşına zam yaptı. Ekstra paralar verdi. Bizim sayemizde, yani Habertürk sayesinde. Öyle bir faydası da olmuştu Habertürk'ün çıkmasının oradaki çalışanlara. Fakat hala gazetecilik sürüyordu. Sonra tabii işin şekli değişti. Evet.